Tanrım. Allah'ıma çok şükür. Uyandınız. Validem. Validem, afiyette misiniz? Ben Ahmet'ime son nefesinde söz vermiştim. Hanedana, devleti, evlatlarımı koruyacağım demiştim. Koruyamadım. Koruyamadım, sözümü tutamadım. Hepsi, her şey amcamın içinden akıp gitti. Üzülmeyin validem. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız. İbrahim Naş sarayda mı hala şeyin? Değil hünkârım. Gizlice Ayasofya vaftizhanesine defnedildi. Bu acelenin sebebi ne paşam? Vaziyet beklemeye gelmez paşa. Ahali isyan edecek yer arar. Bir hengame çıkmadan ivedilikle defnedilmesini münasip gördüm. Fakat hünkârım, bir hata ettiysen bağışlayın. İyi düşünmüşsün Hüseyin. Çekilebilirsin. Hünkârım. Yusuf Efendi gelir birazdan. Muayenede. İstirahat buyurun. Hadiseler bir yandan, hastalığınız bir yandan. İyice takatten düştünüz. Zayıf olan helak olur gider Yusuf. Kudretli olan ayakta kalır. Tabiatın kanunu budur. Amcam, kardeşim bu sebeple terk-i diyar ettiler. Zayıftılar. Bir padişahta olması gereken vasıflara sahip değildi ikisi de. İkisinden biri tahta çıksaydı ne olurdu biliyor musun Yusuf? Soy zaten kurur giderdi. Lakin devletimi çökertirlerdi. Siz en doğrusunu yaptınız hünkârım. Devlet-i Aliye'nin bekası her şeyden kıymetli. Ben affınıza sığınarak Kösem Sultan'ın akıbetini merak ediyorum. Eğer arzu ederseniz yarım bıraktığımız işi tamamlayabiliriz. Bir adım kadar yakındı taht ona. Şimdi hiç olmadığı kadar uzak. Bu hakikatle yaşaması vefatından evladır Yusuf. Oğlum. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Şimşirlikten tam vaktinde çıktık validem. Fakat Hüseyin Paşa gizli geçiti buldu. Bizi takip etti, yakaladı. Lakin ben yalvardım onu. Gururumu ayaklar altına aldım. Yapma dedim.
Paşamız Allah'tan vicdanlıymış. Dokunmamış şehzademize. Bana dünyaları bağışladın Atikem. Çok şükür yaşıyorsun. Kaç sıra Azrail'in elinden alıyorlar beni. Bir dahaki sefer ne olacak? Bu kadar talihli olabilecek miyim? Yoksa son mu bu? Hiç konuşma böyle. Yoruldum artık valide. Kaçmaktan, saklanmaktan yoruldum. Takatim kalmadı. Sabredeceksin oğlum. Ne demişler? Cennete giden yol cehennemden geçer. Biz de cehennemi yaşıyoruz şimdi. Kor olduk, yandık. Fakat elbet geçecek. Yüreğimiz soğuyacak. Bu dünyadaki cennetimize kavuşacağız. İnşallah validem. Kemankeş Paşa ve Halil Paşa'ya ne oldu? Kemankeş Paşa. Ben de seni akıllı bir adam sanırdım. Öyle ya. Alelade bir yeniçeriyken sessiz sedasız Cihan Devleti'nin veziri azamı oldun. Lakin elinin tersiyle ittin. Hoş, seni suçlayamam. Herkes gibi sen de Kösem Sultan kazanacak sandın. Kim bilir neler vaat etti sana. Sen beni kendinle karıştırma Sinan. Benim şerefim de, sadakatim de satılık değil. Şu ahir ömrümde inanmadığım, doğru bulmadığım hiçbir işin içinde yer almadım, almam. Tıpkı Halil Paşa gibi öyle mi? İkiniz de hünkârımıza sadık olmak yerine Kösem Sultan'ın eteklerine sığındınız. Bre melun, senin ciğerini sökerim. Sadakattan bahsedene bak. Senelerdir Cizvit tarikatına hizmet ediyorsun. Ve en başından beri hanedanımızın kuyusunu kazıyorsun. Ben Cizvit tarikatını kullandım sadece. Tıpkı Acemleri kullandığım gibi. Benim sadık olduğum tek bir kişi vardı. O da Gülbahar Sultanımız. Esasen seni en iyi ben anlarım. Aklınla değil de hislerinle hareket etmek nedir iyi bilirim. Haini dini devlet. Zinhar sevinme bugün kurtuldum diye. Elbet bir yiğit çıkar, senin o pis canını alır. Ve sonun cehennem ateşi olur. Gayya kuyuları. Yerinizde olsam son gecemi böyle farazi meselelerle vakit geçirip harcamazdım. Son gecemi. Kösem Sultan sizi kurtaracak mı sandınız? O vakit kötü haber. Hünkârımız idam fermanınızı verdi. Yarın sabah ibreti alem olsun diye boynunuz vurulacak. Ve hiç şüpheniz olmasın. Kösem Sultan'ı yanınıza göndereceğim. Bizzat gizli aşığının canını ben alacağım. Değilsin Ekber!
İblisin Uso! Ciğerini sökeceğim senin! Ben alacağım canını! Gırtlağını ben keseceğim senin!